Yeşille mavinin harman olduğu bereketli toprakların adıdır Karadeniz. Tarihi geçmişi, kültürel birikimi ve doğal güzellikleriyle insanı büyüleyen Karadeniz'in ilk akla gelen şehirlerinden birisi de Giresun'dur. Adını kirazından, ününü fındığından alan Giresun'un cazibe merkezlerinden olan Espiye ise tarih, kültür ve tabiat turizminde marka olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bir Devralem programında yine birlikteyiz. Doğu Karadeniz'in incisi, tarih, kültür, turizm diyarı, fındığın başkenti, kirazın anavatanı, adını kirazdan alan, hatırladınız, Giresun'dayız ve Giresun'un ikinci önemli ilçesi Espiye'deyiz. Espiye belgeseliyle tarihi Andos Kalesi'nden karşınızdayız. Sevmek tanımaktır. Espiye'yi sevmek tanımakla başlar. Geleceğin tarih, kültür ve tabiat turizminde cazibe merkezi olmaya aday Espiye'yi tanımak için belgesel tadında Espiye tarih ve kültür yolculuğumuz başlıyor. Espiye dendiğinde akla tarih, kültür ve tabiat güzellikleri gelir. Espiye demek, türkülere konu olmuş Gelevera Deresi demektir. Yahut tarihi bir abide gibi duran Andos Kalesi'nden gün batımını izlemektir. Tarihi Zefre Limanı'nda kayıkla gezip balık tutmak, Espiye kent ormanına çıkıp Giresun'u temaşa etmektir. Bakın şair Berat Ünlü, Espiye'nin güzelliğini hangi dizelerle anlatmış? Muhteşem vedası güneşin güne, kızıl perde serer Karadeniz'e. Allah'ın bir lütfu yansırken yüze, iner Espiye'ye ebruli perde. Tarihi Espiye Andos Kalesi'ndeyiz. Kalenin iç duvarlarından, surlarından içeri girdik. Gerçekten muhteşem. Şu anda sizlere Andos Kalesi'nden Espiye'nin o muhteşem manzaralarını göstermeye çalışacağız. Espiye'deki bulunan Andos Kalesi ise Andus şeklinde de söylenebilir. Bunun Rumca değildir kalenin adı, Türkçedir. Kale bir gözetleme kalesidir, yerleşim yeri değildir. En fazla 9-10 kişi kadar ancak kalede yaşıyor. Onların çoğu da asker kökenli kişiler döneminde. Hem İpek yolunu gözetliyorlar. Çünkü Yağlıdere üzerinden iç İpek yolu İç Anadolu'ya açılıyor. Burayı gözetliyorlar. Ve buradan da hem de aynı zamanda bu Andus Kalesi denizden gelecek olan ve liman ticaretini veya gemileri kontrol ediyor. Trebol'daki 3 kaleyle birisi Trebol'un kendi kalesi, birisi de Bedreme ya da Bedrama Kalesi, bir de Espiye'nin Andus Kalesi. Bu 3 kale gözetleme kalesi olarak görev yapıyor. Giresun'un İkinci büyük ilçesi Espiye ve hemen arkamızdaki bu cezaevi. Büyük bir cezaevi yapılıyor Espiye'ye. Karadeniz'in en büyük cezaevlerinden birisi. Ve Allah kurtarsın diyoruz o insanlarımızı. Keşke hiç kimse suç işlemese, kanunsuzluk yapmasa da cezaevine düşmese. Andos Kalesi'ndeyiz. Burası turizme neden açılmaz? Niçin burası böyle perişan olur? Gerçekten üzücü. Keşke burası turizme açılsa, burası güzelleşse ve burasının bu güzelliği, ihtişamı insanlarımıza sunulabilse. Kültür Turizm Giresun İl Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Buralara sahip çıkılsın,
burası kültürümüze, tarihimize kazandırılsın. Eylül ayı olmasına rağmen sanki bahardan bir gün bugün yemyeşil muhteşem manzaraları devralen farkıyla ekranlara getiriyoruz. Espiye'nin Türk yurdu olması, Oğuz Türklerinin Çepni boyunun bölgeye gelmesiyle başlar. Oğuz Han'ın üç oğlundan biri olan Gün Han'ın, Bayındır, Peçenek ve Çavuldur boylarıyla kardeş olan Çepniler, 12. ve 14. yüzyılda Kürtün bölgesi üzerinden Karadeniz kıyılarına gelip Türkleşmeye başlar. Çepniler, Ordu-Mesuliye bölgesinde Hacı Emirli Beyliğini kurmuşlardır. 10.000'den fazla atlı birliğe sahip olan Hacı Emirli Beyliği, Doğu Karadeniz bölgesinde hakim olan Trabzon-Pontos İmparatorluğu'na çok sayıda akınlar düzenlemiştir. Giresun, Hacı Emir Bey'in oğlu Süleyman Bey zamanında 1397 yılında fethedilir. Bu yüzden Süleyman Bey'e Giresun Fatihi ünvanı da verilir. Giresun'un Türkler tarafından fethedilmesinden 64 yıl sonra, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet Han, Giresun bölgesindeki Çepni beylerinin de desteğiyle Trabzon'u fethetmiştir. Trabzon'un fethiyle tüm Karadeniz, ebedi Türk yurdu olur. Osmanlılar, Çepnileri vergiden muaf tutarak Doğu Karadeniz bölgesinde Türk İslam medeniyetinin yerleşmesine katkı sunar. ...15. yüzyıldan itibaren Espiye artık bir yerleşim yeri olmaya başlıyor. Özellikle Osmanlılar döneminde bir ara nahiye olarak çalışmaya başlıyor Espiye. Daha sonra bu yerleşim yeri denize de yakın olup liman iskelesinin bulunmasından dolayı da kendini zaman içinde geliştiriyor. Bu tarihten sonra sürekli olan bir gelişmeler Espiye'deki mendirek yapımıyla noktalanıyor en sonunda. Yapılan bu mendirek bir ara Trebolulular ve Trabzonlular arasında da ihtilaf meselesi oluyor, mahkemelik oluyor. Espiye bu mahkemeyi kazanıyor ve Trebolu Limanı'na bağlı olarak biz çalışmaya başlıyoruz. Gümüşhane'den gelen maden işletmecileri vapurlar aracılığıyla uzak denizlere ve bölgelere taşınıyor. Espiye'nin önemli özelliği bu. Birincisi madencilik. Espiye Osmanlı döneminde idari bakımdan il olarak Trabzon'a, ilçe olarak da Trebolu'ya bağlı kalmıştır. Espiye, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra 1957 yılında Trebolu'dan ayrılarak ilçe olmuştur. Giresun'un tarih, kültür, turizmde marka değeri Espiye ilçesi ve tarihi Zefre Limanı. Tarihi Zefre Limanı, Karadeniz bölgesinde tarihi önemli olan bir liman ve bu limandan İpek Yolu kolları vasıtasıyla Karadeniz İç Anadolu bölgesine bağlanıyordu. Zefre'nin 7 mahallesi var. Bu 7 mahalleden bir tanesi de benim Helek Mahallesi. Şu an itibariyle kent ormanının bulunduğu yerin altında bulunan mahalle. Zefre bir tabii limandı. Oraya fırtınalarda bütün gemiler gelir, sığınır. Orada konaklarlardı. Müzik
Espiye, Zefre, Gülburnu Camii çok önemlidir bizim hayatımızda. Özellikle Ahmet Bey'e, iş adamı Ahmet Güler Bey'e çok teşekkür ediyorum. Orada çok güzel bir cami restorasyonu yaptık. Ve hakikaten İstanbul Boğazı'ndaki Ortaköy Camii'nden hiçbir farkı yok. Olağanüstü bir eser ortaya çıkardık. Önümüzdeki 50 yıl değil, 100 yıl değil, 500 yıl yaşayacak o eser. Eski ismi Zefre olarak bilinen Gülburnu Camimiz, halkın kendi limanlardan, o zaman yol yok buralardan, sahil yolu yok. Sahil yolu Ağrımerit'ten Keşeb'e iniyor. Halkın kayıklarla denizlerden, işte karadan kendi el emeğiyle taşları toplayarak bu camiyi yapımını tamamlıyorlar. Dedelerimiz bunu işte taşlarla, kayalarla, orada oyarak, yontarak, dinamitleyerek, işte dereden denize topladıkları kayalarla buraya dört duvar sadece, dört duvar ve çatısını yapmışlar ve burada ibadete başlamışlar. Benim rahmetli dedem Aziz Güler minare yapını önerek oldu ve bu cami 2010 yılına kadar, 12-13 yılına kadar böyle devam ede geldi. Tabii zaman onu yıprattı, çatısını vesaire yıprattı. Biz de bu işe bismillah dedik. Efendim burada bir imam evi yaptık öncelikle. Sonra istinat duvarlarını yaptık. Sonra derken işte camiyi restore ettik. Tarihi Zefre Limanı'ndayız ve şu an Tarihi Zefre Limanı'ndan çıkış yaparak Espiye sahiline şu an açılıyoruz Gülburnu'ndan. Bazı kaynaklara göre veya bazı söylemlere göre bir Rum kızının adı olduğu söyleniyor. Bazı kaynaklara göre de havanın temizliği anlamına gelen Bağdı Sabah Zefre denildiği söyleniyor. Zefre biraz tabii Cenevizliler döneminde küçük kolonilerin bulunduğu bir yerleşim alanı. Zefre bir burun olduğu için de tabii zaman zaman gemilerle gelen kaptanların sığınak yerleri. Çünkü koylar var, küçük koylar var. Zefre Limanı tabii liman görevini görüyor. Laz Limanı dediğimiz eskiden gemilerin yapıldığı, gemi kızaklarının bulunduğu bölge. Büyüklerimiz burada büyük gemilerin de yapıldığını söylerlerdi. Aşağı yukarı bir 50 metre bir genişliği vardı. İçeriye doğru en az 200 metre falan vardı. Gemi tamir ve bakım yeriydi burası. Evet, kent ormanı hemen yukarıda. Giresun, Espiye kent ormanının eteklerinde de işte bu güzel, bu muhteşem manzara var Tarihi Zefre Limanı'nda. ...1935'lerde... Evet. Büyük bir göç olmuş. Takriben 2500 civarında, 2000-2500 civarındaki insan şu anda İstanbul'da yaşamaktadır. Anadolu'muzun o
el değmemiş güzelliklerini tanınmaya muhtaç yerlerini anlatmaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Burası Karadeniz ve Karadeniz farklıdır. Çırpınırdı Karadeniz bakıp Türk'ün tarihine, bakıp Türk'ün bayrağına ama ne derseniz deyin şu anda Karadeniz fazla çırpınmıyor. Haşin ve hırçın Karadeniz bize adeta bir atlas gibi, bir halı gibi kendini bağrına açtı. Biz Giresun'un Zefre Limanı'ndan yola çıktık. Sahillerden Esmi'ye gideceğiz. Türkiye'nin birçok yerinde Sakarya var. O Sakarya köylerinden birisi de Esmi'nin Sakarya köyü. Sakarya köyü hemen karşımızda. Sakarya köyü bilmiyoruz acaba Sakarya Meydan Muharebesi'nden mi adını alıyor? Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok sayıda Giresunlu gönüllü alayların şehit olduğunu biliyoruz. 1960'lı yıllarda bu köyün adı Arı Durak olarak değiştirilmişti. Ama yeniden 2015 yılında Sakarya Köyü yapıldı. Halk halen Sakarya diyor ve Sakarya Köyü'ndeyiz. Esmiye'nin hemen yanı başında Andos Kalesi evliliklerinde Sakarya Köyü'nden geçiyoruz. Karadeniz hırçın dalgalarıyla beraber oluşur. Tehlike patladığımız zamanlar oluyor. Anlık rüzgar esmesi, anlık dalgaların yükselmesiyle beraber tabii ki zorlanıyoruz. Esbi adı ilk defa Esbiyelü şeklinde Osmanlı tahrir defterlerinde ortaya çıkar. 1515 tarihli defterde Çepni eli olarak belirtilen Esbiye, Eşteroğlu Mustafa Bey zehameti olarak kaydedilmiştir. Esbiye kelimesi Farsça esp kelimesinden türetilmiştir. Esp kelimesi at, beygir anlamına gelmektedir. Çünkü Türk töresinde at, avrat, silah, kutsallık derecesinde önemli kavramlardır. Eski Türkler at üzerinde uyur, at üzerinde yer içerdi. Bu durumda esbiye ister yalı atı isterse atlık anlamına gelsin, Türklerce çok kıymetli bir isimle anılmıştır. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in atlarının burada yayıldığı, yemlendiği ve bu düzlük arazide bakımının yapıldığı yönünde de bilgiler mevcuttur. Türkiye'de 12 bin çeşit bitki türü, ağaç ve orman türü var. Bunların birçoğu endemik. Giresun, Esbiye, Gülburnu tarihi Zefre kentinden Esbiye kent ormanına çıkıyoruz arkadaşlarla birlikte. Giresun kent ormanı Henek mahallemizin en üst tepesi. Rakımı aşağı yukarı 550 metre. Giresun kent ormanındayız. Esbiye Zefre'nin o yükseklerindeyiz. Kestane ormanları, envai çeşit ağaçlar, muhteşem manzaralar eşliğinde çayımızı yudumluyoruz.
Galisar'ı ben yaptım, hirasına ev yaptım, zalimin parasıyla diyor, yoksulları donattım. Mijano işte o zamanın şeyiyle eşkıya diyorlar. Dağlarda gezermiş, işte zabıtalardan kaçarmış. Burası da görünüm itibariyle Giresun'u ve Espiye taraflarını tamamen gözaltına aldığı için buralardan gelip zabıta kuvvetlerini gözlermiş. Buradaki ağaçlar, kestane ağaçları, taflanları da görüyoruz burada, kara yemişleri, envai çeşit ağaç türleri. Kent ormanındaki gezimiz devam ediyor. Espiye ilçesindeki Yedi Değirmenler Tabiat Parkı, taşıdığı kültürel ve doğal kaynak değerleri yönünden 2013 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. İşte şimdiki yolculuğumuz, gizemli yeraltı sularının şelalelere dönüştüğü ve yıllara meydan okuyan değirmenlere hayat verdiği bu parka doğru olacak. Giresun iline 62 kilometre, Espiye ilçesine 28 kilometre mesafedeki bu tabiat parkı, Yeniköy, Akkaya ve Avluca köylerinin sınırlarının içerisinde bulunur. Tabiat parkının doğu sınırını oluşturan 1330 metre yüksekliğindeki Topkayabaşı Tepesi, park alanının en yüksek noktasıdır. Türkiye'deki 200'ü aşkın tabiat parkından biri olan 103 hektar büyüklüğündeki bu ormanlık alan, adını aldığı 7 değirmeniyle hem nostaljik hem de masalsı bir gezinti vaat eder ziyaretçilerine. Altı tanesi civar köyler tarafından hala kullanılmakta olan bu 7 değirmenin Cenevizler zamanında maden öğütmede kullanıldığı düşünülür. Daha önceden bölgeye ismini veren 7 Değirmenler Mağarası'nın yeraltı suyu olarak çıkan Patlak Su Deresi, değirmenlere doğru akarak 7 adet şelaleye dönüşür. Değirmenlerin ve şelalelerin oluşturduğu bu manzaranın etkileyiciliğini kelimelerle anlatmak neredeyse imkansızdır. Tepeye doğru belirli aralıklarla dizilmiş küçük taş değirmenler, içlerinden akan masmavi bir su ve etraflarını çevreleyen zümrüt yeşili ağaçlar. Hakim renk olan yeşille ona özgür ruhunu katan mavinin muhteşem bir şekilde birleştiği bu manzara eşi benzeri görülmemiş görsel bir şölen sunar. Aynı zamanda da insanın tabiatla etkileşiminin ortaya çıkarabileceği en güzel ve en doğal sonuçlardan biri olarak hafızalara kazınır.
Tabiat Parkı, Yedi Değirmenler Mağarası'na sahiptir. Tabiat Parkı'nın en etkileyici doğa harikalarından biri olan bu mağara, 207 metre uzunluğundadır. Yüksekliği yarım metre ile 10 metre arasında değişmektedir ve içerisinde Patlak Su Deresi'nin çıktığı büyük bir göl barındırır. Ayrıca mağara, sarkıt, dikit ve benzeri oluşumlarla süslü, sürrealist bir tablo gibidir. Her santiminin 50 ila 80 yıl arasında oluştuğu belirtilen sarkıtların boyları yaklaşık 3 metredir. Herkesin keşfetmek için can atacağı bu mağara, girişinin dar olması ve su yolu özelliğinden dolayı ancak Ağustos ayından sonra özel ekipmanlarla ve bu konuda bilgi sahibi kişiler tarafından gezilebilmektedir. Ama bölgedeki bir başka mağara, yaz-kış fark etmeksizin tüm ziyaretçiler tarafından gezilebilmektedir. Bölgenin tabiat parkı ilan edilmesinden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından keşfedilen ve ziyarete uygun hale getirilen bu mağara, küçük mağara olarak bilinir. 250 metrekarelik mağara, sarkıt ve dikitleri tahrip edilmiş olsa dahi, hala doğal güzelliğini korumaya devam etmektedir. Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın güzellikleri bununla da bitmez elbette. Karadona Vadisi'nin hakim tepesinde bulunan iç kale ve dış kale olmak üzere iki kısımdan oluşan Avluca Kalesi pek çok tahribat geçirse de özellikle iç kalenin kalıntıları doğayla bütünleşip görülmeye değer bir manzara sunar. Değirmenler gibi kalenin de köylüler tarafından Cenevizlilerden kaldığına inanılır. Henüz kale hakkında tarihi bir araştırma yapılmamış olsa da bu kalenin Hacı Emiroğulları Beyliği sınır kalesi olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu kalenin aşağısında irili ufaklı onlarca mağara bulunmaktadır. Avluca Kalesi'nin ilerisindeki Bayrambey Köyü'nde bulunan Bayrambey Kalesi ise vadideki son kale olarak dikkat çeker. Tıpkı Avluca Kalesi gibi bu kalenin de sadece kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Bunların dışında bir tanesi ayakları hariç tamamen yıkılmış olan toplamda 3 tane kemer köprüsü de Tabiat Parkı'nın yemyeşil doğasıyla bütünleşmiş tarihi güzellikleri arasında yer alır. Yedi Değirmenler Tabiat Parkı, tarihi ve doğal güzelliklerinin zenginliğiyle dikkat çektiği gibi, zengin canlı çeşitliliğine sahip olan farklı ekosistem tipleriyle de hayranlık uyandırıcıdır. Orman ekosistemi, kaya-mağara obruk ekosistemi ve akarsu-şelale yeraltı suyu ekosistemi olarak üçe ayırabileceğimiz mevcut ekosistemleri 45 farklı familyaya ait 97 bitki türüne ve toplamda 154 omurgalı hayvan türüne ev sahipliği yapar. Tabiat Parkı'nın yeraltı suyu tarafından beslenen toprağa, yer üstündeki canlı güzellikleri ortaya çıkararak seyrine doyulamayacak ödüller verir. 700 ila 1400 metre arasında yayılış gösteren orman ekosisteminde en sık rastlanan ağaç türü kızıl ağaçtır. Toprakları azotça zenginleştirilen bu kızıl ağaçlarla birlikte yer yer akça ağaç, gürgen, ladin, mürver, şimşir ağaçları ve bunlara ek olarak fındık ve yaban fındığı da görülür. Ayrıca orman gülü, otsu bitkiler, yabani meyveler ve çeşitli mantarların da içinde bulunduğu zengin bir floraya sahip olan Tabiat Parkı'nda nadir, nesli tehlike altında olan veya endemik bitki türleri bulunmaz. Ama Akkaya Köyü'ndeki armut olan mevkinde zamana meydan okuyan çok özel ağaçlar karşımıza çıkar. 200 ila 300 yaşındaki ve 10 farklı çeşitteki anıt armut ağaçları yaşayan birer mucize gibidirler. Tabiat Parkı'nın florası huzur dolu bir atmosfer oluştururken faunası bu atmosfere adeta canlılık kazandırır. Tabiat Parkı'nın sakinleri iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler ve balıklardan oluşur.
Ama tabiat parkının gökyüzü sakinlerine baktığımızda su kenarları, ağaçlık alanlar, çalılıklar ve orman sınırı dışındaki alanlar gibi her çeşit habitatta rastlanabildiklerini görürüz. Ayrıca tabiat parkı, Türkiye kuş göçlerinin yolu üzerinde olduğundan park alanındaki kuşların tür sayısı ilkbahar ve sonbahar aylarında daha da artar. Leylek başta olmak üzere baykuş, doğan, güvercin, ördek dahil 36 familyaya ait 102 kuş türü 7 Değirmenler Tabiat Parkı'nın semalarında özgürce uçarlar. Kuşlar kadar çeşitlilik göstermese de memeliler tabiat parkının diğer dikkat çeken canlıları arasındadır. Aklınıza gelebilecek belki de hiç gelmeyecek 15 familyaya ait 36 memeli türü bütünüyle korunmakta olan bu tabiat parkında yaşamlarını sürdürürler. Yeni Değirmenler Tabiat Parkı ziyaretçilerine hem dinlenip huzur bulabildiği hem de doğayla iç içe kalabildiği bir ortamı asla unutamayacağı enfes manzaralar eşliğinde sunar. Ve doğanın kalbinin attığı bu yer sizi cennetin yeryüzündeki en güzel yansımalarından birine davet eder. Size de bu muhteşem davete icabet etmek kalır. Espiye, büyüleyici güzellikteki doğası ve ihtişamlı tarihi eserleriyle akılda kalsa da onu asıl önemli kılan toprağının şanlı bir tarihe şahitlik etmesidir. Espiye, adını Horasan Evliyası Alperen Derviş'ten alan Pangal Dede Şelalesi'ne ev sahipliği yapan Evliyalar Diyarı'dır. Allah dostlarından Pangal Derviş Dede'nin kurduğu bölge ve bu şelalede o zatın adına izaf eden vefa borcu olarak ödenmiş. Ressamın fırçasından çıkan sanat eseri gibi yaz ve kış büyük ilgi gören şelale, bu yoldan geçenlerin hatıra fotoğrafı çektirdiği en uğrak yerlerden biridir. Espiye, 1. Dünya Harbi'nde Arpacık köyündeki karargah merkeziyle Rusları Harçit'ten geçirmeyen şehirler diyarıdır. Espiye, kuru geliş doğumlu Hüseyin Avni Alparslan komutasındaki 42. Gönüllü Giresun alaylarıyla Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazan yiğitler diyarıdır. Zaferler, isimsiz kahramanlar üzerine inşa edilir. Bir elinde kılıç, bir elinde kalem, 45 yıllık bir ömür, 8 ayrı savaş. Kültür ve zaferler tarihimizde çok önemli yeri olan Espiye'nin Kuru Geliş Köyü'nde doğan Hüseyin Avni Alparslan, Balkan Savaşları, 1. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşları'na katılan çok önemli bir komutandır. Hüseyin Avni Alparslan, savaşın en şiddetli anında Mehmetçikleri toplayarak onlara şu tarihi konuşmayı yapar. Askerlerim, bu savaş fetih yağma savaşı değil, vatan savaşıdır. Öleceğiz. Komutanlarımız izin vermedikçe geri çekilmeyeceğiz. Evlatlarımıza para, pul değil, vatanı için şehit veya gazi olmuş namuslu bir askerin evladı unvanını bırakacağız. Aynı zamanda bir fikir adamı olan Hüseyin Avni Alparslan, savaş hatıraları dışında Türk Yurdu dergisinde tarih ve kültür konulu yazılar yazmış,
Otçu Göçü ve Çepni Boyunu inceleyen makaleler kaleme almıştır. Giresun'da kurulan iki gönüllü alaydan 42. Piyade Alayı'nın teşekkülünü sağlayan ve Sakarya-Dumlupınar Savaşları'na katılan Hüseyin Avni Alparslan, 30 Ağustos 1921 günü Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok çetin çarpışmaların geçtiği Haymana, Mangaltepe sırtlarında şehit olmuştur. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Giresun deyince akla ilk gelen ürün fındık, Giresun fındığı. Giresun fındığının niteliği itibarıyla daha fazla talep bulmakta ve ekonomik manada da daha fazla değer bulmakta fındığımız. Tüm Giresunlular için fındık hayat demektir. Fındığı yetiştirmek, bakıp büyütmek, toplayıp harmanı almak için çok büyük çabalar sarf edilir. Tatlı bir telaş başlar. İmece usulüyle toplanan fındık, modern makinelerle harmanlanıp kurutulur. Harmanların eski hali gerçekten müthişti. Bir ay, iki ay harmanlarda fındıklar çekilir, dövülür, tırmıklarla vurulur. Hatta daha sonra el kuvvetiyle çekildi. Sonra da böyle patozlarla harmanlar, fındık harmanları çok kolay olmaya başladı. 19. yüzyılın başlarından itibaren fındıkla ilgili vergileri ve bu konudaki işte tüccarları, ihracat şeylerini, kalemlerini yavaş yavaş belgelerde görüyoruz. Yani buna bir net tarih koymak zor ama 19. yüzyılın başlarından itibaren bunu tarihlemek mümkün olabilir. Ancak bunun aşılanarak geliştirildiğini de biliyoruz, bu kesin. Türkülere, manilere konu olan fındık, bölgenin en önemli geçim kaynağıdır. Tombul, sivri, palas, badem ve kuş fındığı adlarıyla yetiştirilen fındık birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Giresun fındığımızın daha fazla tanınılması, daha fazla kullanılması noktasında katma değer yaratan alanlarda istifade edilmesi noktasında bizim de çalışmalarımız var. Tarım Müdürlüğümüzün çalışmaları var. Yine bu noktada sanayicimize de katma değer yaratıp fındığın işlendikten sonra tüketim sürecine sunulması noktasında çok çeşitli çabalarımız, gayretlerimiz var. Arzu ediyoruz ki Giresun fındığı hak ettiği değeri çok daha ziyadesiyle bulsun ve bu noktada da gerek üretim verimliliğinin arttırılması noktasında, gerek ticari niteliğinin arttırılması noktasında çabalarımıza devam ediyor. Fındık kabuğu. Fındık deyip geçmemek gerekiyor. Fındıkta kalite, Giresun fındığı.
bizzat Giresun bölgesinde araştırma yaparken çok farklı bir şeyle karşılaştık. Elimizde gördüğünüz bunlar herhangi bir suni boyadan değil, fındık kabuğundan elde edilen. Doğru mu söyledim? Evet. Fındık kabuğundan boya üretiyoruz, öyle diyeyim. Fındığa katma değer yaratıyoruz. Attığımız, yaktığımız fındık kabuğu bizim için çok kıymetli, ülkemiz için kıymetli olacak. Fındıkla boya üretimini gerçekleştirdik. Şimdi onların uygulamalarını çalışıyoruz. Hem baskı boyası olarak hem düz boya olarak bir bitkiden yaklaşık 18 ton minimum elde edebiliyoruz. Çiftçiyle beraber sadece tarım ürünü olarak bakmamak lazım. Tarımdan yan ürünler de çıkarılabildiğini gördük fındıkta boya elde ederek. İpek üzerine yine fındık kabuğuyla yapılmış bir çalışma. El dokuması ipek bir fular. Yine burada bir tülbent üzerine. Bu da yazma değil mi Eskişehir? Evet, yazma. Evet. Bu inşallah Giresun'un yerel ürünü olsun istiyoruz. Fındık kabuğuyla yapılan bu baskıların. Bununla ilgili de çalışmamız var. Bunların desen çalışmalarını yapıyorum. Tamamen boyalarımız doğal. Kumaşlarımız doğal. Üzerine yapılan işlemler de doğal. Ben bunları aklımdan yapıyorum. Bitirme tezimi, yüksek lisans bitirme tezimi Asiye Hanım'ın yanında yapıyorum. Benim. Burada bir anlamda eğitim görüyoruz. Aynı zamanda Giresun'da daha çok yani bitki türü olarak Giresun'da en çok yetişen biz yaykın diyoruz, kızılağa çalışıyoruz. Beğenmediğimiz fındık kabuğunu evet. Artık yakarken biraz elimiz titremeli evet. Değil mi? Fındıktan katma değeri yüksek ürünler üretilsin. Babadan, atadan gördüğümüz sadece fındığı kavurup yemeyelim. Fındığın kimya sanayinde, kozmetik sanayinde ve gördüğümüz gibi boya sanayinde de en iyi şekilde burada can siperana çalışan hanımefendilerin çalışmayı yaptığını görüyoruz. Buradan TÜBİTAK Başkanımıza seslenmek istiyorum. Ne olur fındıkla ilgili uluslararası çağrılara çıkıp bilimsel araştırma yapma noktasında artık bir şeyler yapılsın istiyoruz. Çepnilerin gidişi heyecan, dönüşü hüzün olan yayla göçü çok önemli. Çepniler için bir sevdanın diğer adıdır yayla. Bir Karadenizli nerede olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın, yılda bir gün bile olsa yaylasına çıkar. Hal böyle olunca yayla, yaylacılık ve yaylaya göç başlı başına bir kültürü beraberinde taşımıştır. Karadeniz'de coğrafi mekan iki kelimeyle tanımlanır. Biri cenik, diğeri yayla. Kışın geçirildiği sahil kesimleri cenik ya da kışlak diye anılırken, 2000 metrenin fevkinde olan insan ve hayvanların yazın konakladığı yerler yayla ya da yaylak diye anılır. Gençlerimize yaylaları tanıtalım. Dağ çiçekleriyle bezeli, tarihi taş döşemeli yayla yollarda yürüyüp, taş oluklardan akan billur sulardan içsinler. Çıkıp yaylaya, dört yanı taş duvar, üzeri hartama kaplı, içinde yer ateşi, tereğinde ağaçtan yayuk, külek, sağrak ve çanak olan bir evde uyusunlar. Ağaç yayukta yapılmış dövme ayrandan içip tereyağından yesinler. Akıl Baba Dağı'na tırmanış yapıp, Ağustos ayında yamacındaki karla serinlesinler. Gülistan'da trekking yapsınlar. Kurtbeli, Karaovacık, Kurtini, Yalakoba, Çakılı gezerek Çepnilerin yayla kültürünü unutmasınlar. Yine Kahraman'la birlikte çeşmesinin başındayız ve kana kana su içiyoruz. Bizim olmazsa olmazlarımızdan
yayla kültürümüz bizim asırlar boyu devam edip gelmekte. Bizim halkımızın şu anda %80'lik bölümü şu anda yaylada piknik yapıyor, obalarında geziyor. Havası buz gibi, suyu ve manzarasıyla yılın 6 ayının yaşandığı yaylaların önemi son 20 yılda daha da artmıştır. Karaovacık meydan düzenlemesi ve yaylaların özellikle bugün gündemde biliyorsunuz yaylalar hep taş yapı oldu ve beton oldu deniyor. İşte ama biz orada onu ahşapla kaplayarak insanların aslında buralarda yaşamasının o insanların kültürünün bir gereği oldu. Dolayısıyla bunları yasaklama mantığıyla değil de biraz daha onları uygun hale getirerek, doğayla uyumlu hale getirerek birlikte iç içe yaşamanın nasıl olabileceğini orada ortaya koyduk. Tarihimizin önemli kilometre taşı yaylalar, yaylalar, yaylalarımız ve Karabacık Yaylası. 700 yıllık gelenek, Türklerin Türkistan coğrafyasından getirdiği gelenek. 1998 yılında başlayan tarihi Karaovacık şenlikleri Soğukpınar ve civardaki yaylaları şenlendirmiş ve yaylaların önemli bir cazibe merkezi haline gelmesine öncülük etmiştir. Çok daha farklı bir şey ve bizim kültürümüz eskiden bunu insanlar spor olarak değil artımayla yapıyorlardı ama artık bunu hem artımayla yaparak hem de yeni sportif aletlerle beraber bunu artık kültür haline getirmemiz lazım. Meleşir koyun kuzular adını duyunca buzlar erir de yüreğim sızlar. Özledim memleketimi oy. Sulur içinde yeşil fındık paşası. Vurdular seni de gel işte boşası. Gel işte boşa. Vurdular seni de gel işte boşası. Gel işte boşası. Kudaranın üzümü dinle benim sözümü, dinlemezsen sözümü göremezsin yüzümü. Arı Melit virajlarında tarihe yolculuğa çıkmadan, yöreye özgü endemik bitki türleri ve yaban hayatını keşfetmeden, Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın insana göz ve gönül ziyafeti sunan güzelliklerini seyretmeden, Espiye anlatılamaz. Zaman hızla geçti değerli izleyenlerimiz. Bir Devralen programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz. Espiye ilçesi ve tarihi Soğukpınar beldesi, Karaovacık Yaylası, Kızılkaya Madenleri, Karadoğa Ormanları, Ahıl Baba Dağı gibi doğal güzellikleriyle tabiat aşığı gezginlere dört mevsim farklı manzaralar sunar.